hayızlı bir kadının adet kanamasının tamamen bittiği bir vakit henüz gusül abdesti almadan eşi kendisiyle cinsel münasebette bulunmak istese gusül abdesti alması şart mıdır yoksa münasebetten sonra mı gusül alınması uygundur? Adetli olan bir bayan, aynı şekilde lohusa olan bir bayan da bazı şeyleri yapması yasaktır. İşte namaz kılmayacağı gibi, namaz kılmak farz değil, oruç tutamayacağı gibi eşiyle münasebete girmesi de yasak olan şeylerdendir. Ancak temizlik vaki olduğu zaman eşiyle münasebeti için belli başlı şartlar vardır. Bunu öncelikle ikiye ayrılıyor fıkıh kitaplarımızda. Ya 10 günden önce kesilmiştir adeti veya 10 gün bittikten sonra kesilmiştir. Ki Hanefi mezhebine göre hayzın, adetin en fazla süresi 10 gündür. 10 günü aşması mümkün değildir. Evet. Aşacak olursa o aşan kısma adet denmez. İstihaze denir, özür denir. Dolayısıyla eğer bir bayan 10 günü aştı, yani 10 günden sonra temizlenmişse, 10 günü görmüşse, yani 240 saati bitirmişse, evet, bu takdirde temizlendiğinde kocasıyla münasebete girmesi için husletmesi şart değildir. Farz değildir. Sadece o nezafettir, temizliliktir. Ancak 10 günden önce temizlenmişse bu kadın, bu kadını da iki kısma ayıracağız. Normal adetinde temizlenmiş, adetinden önce temizlenmiş. Yani örnek vermek gerekirse bir bayan düşünelim ki bunun adeti 5 gündür. Evet. Bu 4. günde temizlendi bir kısım. Bu 5. günde temizlendi diğer bir kısım. İkinci kısımdan başlayalım. Yani normal adetinde temizlenen bir bayandan bahsedecek olursak bu bayanın kocasıyla münasebete girebilmesi için iki şeyden biri gerekir. Ya gusletmesi, yani temizlendiği zaman adet günlerinde temizlendi, o takdirde guslederse kocasıyla beraber olmasında mani bir durum yoktur. Evet. Veyahut da bir namazın zimmetinde borç olarak yerleşmiş olması. Yani şerif tarafından muhatap kabul edilmesi, mükellef kabul edilmesi. Bu da nasıl olabilir? Yine bunu misal üzerinden verelim. Diyelim ki bir bayan, adeti 5 gün olan bir bayan düşünelim. 5. gün öğle namazının çıkmasına işte yarım saat kala temizlense. Bu durumda öğle namazı zimmetine farz olur mu olmaz mı? Burada Hanefi fıkhında kural şudur. Vakit içinde gusledip de Allah diyecek kadar bir vakit varsa kişi o namazda muhataptır. Gusledip de yani normal yıkanıp da temizlenip de setre avret yapıp Allah diyecek kadar bir vakit varsa ki bu artık görecelidir yani belli miktar yani şudur veya budur diye sabitlemek mümkün değil. Bu kadar bir vakit var ise o namaz o kişiye farz olacaktır. Evet. Ama diyelim ki o kadar bir vakit yok. Yani öğle namazının biraz önceki misalimizdeki bayan için konuşacak olursak öğle namazının çıkmasına 3 dakika 5 dakika kala temizlense. Bu kadının gusledip Allah diyecek kadar bir vakti yok. Dolayısıyla öğle vakti çıksa o vakitten mesul değildir. Mesul olmadığı için kocasıyla yine beraber olamaz gusletmedikçe. Ta ki ikindi namazı zimmetine sabit olması gerekir. Ama diyelim ki o vakit içinde abdest alıp gusledip de namaz Allahu Ekber değil de Allah diyecek kadar bir zaman geçmişse o namazla mükelleftir. Zimmetine deyn olarak sabittir. O takdirde gusletmeden de kocasıyla münasebete girebilir. Tabi bu kocasıyla münasebete girebilmesinin cevazlılığı ile alakalı. Evet. Yoksa namazı kazayı bırakması caizdir anlamında değil. Yani bu sadece şerif tarafından mükellef olduğunun göstergesidir. Namazın zimmetinde sabit olmaktadır. O yüzden biraz önceki suale cevaplandıracak olursak 10 günde kesiliyorsa zaten 10 günden sonra adet olamayacağı için gusletmeden beraber olabilir. 10 günden önce kesiliyorsa yine ikiye ayırıyoruz. Adetinde kesildi veya adetinden önce kesildi. Eğer adetinde kesildiyse iki şeyden biri ya gusledecek veya bir namaz zimmetine borç olarak kalacak. Peki adetinden önce kesilecek olursa biraz önceki örneğimizde olduğu gibi 5 gün adeti olan bir bayanın 4. gün kesilecek olursa bu bayan gusleder.
namazını kılar ama kocasıyla münasebete girmez ta ki o beşinci gün geçmedikçe. Çünkü geriye dönme ihtimali vardır. Bu gibi noktalarda ihtiyatla hareket etmek gerekir. Evet. Yani gusletse bile, yıkansa bile yine kocasıyla beraber olması mümkün değildir.